Hoş geldiniz. Merhaba. Sevim Hatun'un evine. Vallahi yatmadım daha. Uykuyu tutturamadım. Çok sıcak İstanbul'da. Yanıyor. Söyleme sahip bir duş aldım. Kahvaltımı yaptım. Dedim fasulyeyi burada bozmayayım. Hemen turşuyu yapayım. Sen istersen sarımsak ayıkla Esra. Ne olur mu? Tasa. Hemen oradan da haşlarım. 2 dakikada kalın tuzum da var evde. Ben küçük bıçak getirdim. O sirke şeyin üstünde olacaktı. Beyaz dolap var ya. Yok orada. Sirke kabında değil de. Başka kaba koydum ben onu. Onu şey gönderdi, Almina gönderdi. Ne? Denizden mi? Evet, denizden çıkartmış. Neden çıkartmış? Sareye götüreyim, göndereyim Anladım diye. Ben. He? Şuna koydun. He, sirke onda. O da buna yeter. Kalın tuzum zaten bol. Şunları şey yapalım, kavanozu yıkarız. O kavanoza sığar değil mi? Başlayacağız. Olmazsa bir tane daha var. Tamam, 2 tane yaparız. Bir tane de küçük var. Bir tane de büyük var. Valla sevindim fasulyelerime. Evet, ben de. Hemen bir kaynar su yaparız. İçine atar çıkarır, şoklarız soğuk suda. Bu en sevdiğimiz. Soğutup ondan sonra doldururuz. Anne ne yapıyorsun? Sarımsak ekliyorum. İçinde ne var? Bak bunları böyle tane tane sarımsaklar var içinde, gördün mü? Anneciğim, bazıları dövüp koyuyorlar pul biberle. Ya böyle daha bütün güzel. De koyabilirsin. Ben bütün seviyorum. Hem de yiyorsun ya. Anne. İyi oluyor. Yok ya, yani bazıları anneciğim, diyorum. Anneciğim sen ayıklama. Bir arkadaşım vardı. Herkes değişik oluyor. O eziyordu sarımsağı. Bol da pul biber atardı. Sana bu ara acı yasak. Sana. Sen yiyor musun? Yok. Gelen mi var? Bir bak bakalım. Kapattım. Açtın mı? Hı. Evet. Menülerimiz inşallah güzel olur ya. Olur. Misafir mi gelmiş? Bu tarafta. Ne yapayım lan? Ayakkabı aldım. Hayırlı olsun. Ayakkabıyı altına koyacağım mı yastığının altına? Yok ya, para. Ha, bayramlarda o bizim zamanımızdaydı oğlum. Paranın hepsini yedik. Şimdiki bir zamanda yok. Biz başucumuza koyardık kıyafetlerimizi. Abi sen yermesene. Neye? Kamera çekiyor. He, fasulyeye. Yok be kız, otursun, terlemiş yorulmuş. Bırak ya, çalışsın ya. Yarına ne pişiriyorsunuz? Allah bilir. Allah bilir. Yarına baget yapacağız ya, baget haşlama. He, tamam. Sıcaklarda. Değişik. He. Bugün haşlama az alıyorum. He? Anneciğim o sarımsak el kokuyor. Açam şey bitsin. Ne zaman bitiyor? 10 dakika. Emre turşuyu sen yap dermişim. Ben yapıyorum ya. Biliyor musun? Ya. He? Biliyor musun? Şey, kaya tuzu koyacağız, sirke koyacağız, işte sarımsak gibi. Tamam, onları biliyoruz. Nasıl, ne yapacaksın fasulyeyi? Bu kadar mı fasulye turşusu hiç yapalım? Tamam, öğreteyim ben sana bu sefer. Ay, şu anda çok canım çekti. Hemen olsun mı yesek? Canlı mı? Salata yaparız biraz. Alırız küçük salatalardan kavanoza. Ay, ne güzel oluyor. Anne. Domatesler şoka geliyor, A101'e geliyor. Evet. 3 liradan. 3 liradan. Süper. Yakala sok alırız. İyi. Hiç dese 20 kavanoz yaparız ya. Karda, kışta. Taşı bahçeleri aldım düşün, kartıyla çıkarsınız. Evet. Kalırsa yetişirse. Tamam. Elif'le konuşuyorduk da, kulu sahip buluyordu, alacak. Ne, yeah, bizim Elif mi? Bize de haber versin, takip ediyorsun, ben yok, anlamadım. Yok, ben biliyorum, bu hafta geldi de. He. O da mı yapacak? İstiyordu oğlu. He. Ya bir 20 kavanoz da olsa değil mi Yunus? Güzel oluyor şeyde ya. Videomuzu proteste etmeyin biraz. Sosyal olmak. Bizim alışkın değil ya, bunun garibine gidiyor video. Evet, fenomen bir aileyiz. O yüzden her bölümde çıkıyor. Nereli? He? Ne yapış gel, sesin çıksın, bir şey olmaz. Baba anne baksana, ben bunu tamamlayamadım. Ses olur musun? Turş yapıyoruz. Söyle kızım. Biz turş yapıyoruz değil mi anne? Evet. Anne ben bunu tamamlayamadım. Biz
Küçükken babaannem yollardı, anneannem de bidonlardı. Tabii şimdi... Anneciğim siz küçük müydünüz? Evet. Evet. Bir zamanlar onlar da küçüktü. Ben de küçüktüm. Sare kardeşine ne geldi? Kardeşine kıyafet geldi. Gönderdiler Kayseri'ye ziyarete gitmişler. Sen sarımsak mı aldın? Sarımsak nereden geldi anne? Ablam da çaldı. Taş köprü değil mi? Taş köprü. He. O cevabım zaten. Bir top alayım yanıma yarın ha. He? Babaanne. Yanıma alayım bir top. Bir top da şeyde vardı buzdolabında. Çöpeli mi? Evet. At. İş yerinde mi? Sarımsak mı istiyorsun iş yerine? Ben bir kilo sipariş ettim de taş köprü. Ha vallahi getir. Çünkü anne, tuzlu yaparız. Ay onu bitirmiş annem. Bana vereyim. Bizimki bitti. Bitirir mi bizimki? Bir tavuk kalmıştı. Şöyle küçücük bir şey. Anne ölmüşüm gıda ya. Al bebeğim. Ya benim canım çorba istiyor. Bir işkembene giderdik kız. Sıcakta da gidilmez ki hiç. Anne akşam üstü anca dışarı çıkarız valla bu arada. Karnım aç. Kahvaltı yemedim farkındaysan öyle. Sebzeyle çiğ köprü. Neden sonra bu kızın da karnı aç. Birlikte yersin. Bir su... He? Onun da karnı açmış. Ben. Ne yiyeceksin? Burada yemek var dedim ama... Ben sulu bir şey istiyorum. Ben ne istiyorum? Ben şey hazırlarım da fırın yemeği. Güzel olmuştu. Çorba ne yaparız? İşkembe bulamayız değil mi hiçbir yerde? Buluruz. Bu saatte. Benim ne var? Anne Yunus hep rahatsızlanıyor. Pişirmeye mi? He, pişirmeye vardır. Olmaz mı ciğercilerde? Şimdi kasaplar buzluğa atıyorlar ya anne. Bugün pazar ya açık mı? Aşk olsun. Kasaplar pazar günleri kasaplar kapalı mı oğlum? Hele yazın. Hele yazın doğru söyledin. Hele hele. Izgaraya gidiyor millet. Kışın da açık. Fark etmiyor ki. Kışın kanat alıyorlar kasaplardan millet. Yok kış yazın. Adamlar ekmek kalıyor hocam. Kimse kapatmıyor yani bir şeyi. Ya da kuzu açlama olacak kız. Ha o da olur işte sıcak sıcak. Top top karabiber açacak. Ha? O daha iyi işte. Bunlar benim yerime aç veriyor Allah aşkına. Anneciğim. O Kadıköy'den aldığımız kuzu var ya o çok güzel. Babaanne bana anne yardım ediyor. Sen alıyorduk ya. Bunlar önce. Sen gittikten sonra benim aldınız mı diye. Sen gittikten sonra benim ağzım yemek mi gördü Allah aşkına? Ha ha hiç yemez ağzın yemek. Bagetleri götürürken. Lüp lüp yutarken hiç öyle demedin değil mi Esra? Fırında yemek yapmıştım bu arada. Yarın fırına verir mi şey bageti? Olur. Şey fırın poşeti. Ver mi sizin dükkana yaptığınız yemekler? Fırında da güzel oluyor. Ben fırında da iyi oluyor. Ben seviyorum fırında. Ama o fırın şey fırın değil işte. Yani hani kaç şey poşetinde olunca bir şey olmuyor. Bayağı çok ayıklaşsa. Ha, ayıkma bir top daha şimdi ayıklam. Sadece bana yardım ediyor bakar mısın? O da ayıklı ya. Aferin kızım. Babaanne ben bir yerim. Sen artık iş yapıyorsun. Aferin benim güzel kızıma. Farkında mısın? Bir yedim yani. Sen büyüdün mü şimdi babacığım? Bıdı bıdı konuşmuyor. Bal kızım benim. Maşallah. Ben yokken ne yaptın? Nereye gittin? Sen yokken anlat. Siz bir daha mı gittiniz aşağıya denize? Hı. Kimle? Bugün de ona gitmiş herhalde. Tanıyamadım ben Aytu'yu. Aytu bunu kuma gömdü. O yanında oturan Aytu muydu? Evet. Allah Allah. Diyorum bu Aytu'ya benzemiyor. Anne ben bir tane tanıyorum. Hadi aferin sana. Bir tane daha. Ama öyle konulmaz. Bana ver ben ayıtlayacağım. Ay, bu da ağırlık bir haftadır bende bu fasulye. Ya da şey yapacağız ya. Böyle sıcak sıcak mantı ama. Bol sarımsak bir yoğurtlu. Mantıyı getirdiniz ya Allah razı olsun. O mantı olmadıktan sonra ne anlamı var? Mantıyı sipariş verdim ben bunlara. Bir kilo mantı getirin dedim iş yerinin mantısı. İş yerinin orada duruyor ben pazartesi getiririm ben de. Nerede duruyormuş? Bozulmuş duruyor. Niye bozulmuş? Unuttunuz mu? Anne bakar mısın? Ha, o dediğin olurdu işte sarımsak bir yoğurtlu. Bol sarımsak bir yoğurtlu şöyle. Yemekten bahsetmeyin lütfen. Mantı benim canım çekmişti o yüzden aldık getirmiştim. Bugün alırız ya bir şey olmaz. Şey oranın mantısı çekti. Tatbakta da var güzel. Güzel aynısı. Mantı var canım tatbakta. Tatbakta da var. Bakmak lazım. Ben bir kere yapmıştım oradan değil mi? Evet evet orada. Aynen poşet şey almıştık sanki oradan bir kere. Hem serada güzel hem tatbakta güzel. Seradaki de aynı şey dip gibi Kadıköy'deki gibi. He tatbakta öyle de sen geldi bana. Sen şimdi hiçbir tane şey yapma o zaman. Parça bölük uyuma hasta olursun. He. Bölüklü parçalı uyuma hiç. He. Şimdi parça bölük uyursan evet. Uyuduğundan anlamazsın. Ne yapalım? Uyuduğundan da anlayamazsın. Ben sadece uyumadım ki. İşte uyuma, gece uyuyorsun mantı al gel.
için bir parçalı uyurdu. Uyursan şey yaparsın, sersen şimdi. Ha, ben gideyim mantı alıp geleyim paşa bahçeye. Bir mantı alırsın, bir işkembe alırsın. He. Siparişler yani. Abi. Ne diyor? Aa, hisseder ya. Bunun üstünü ben niye hisseder koymadım ki? Her şeyde hissesi var. Babaanne ben de gelebilir miyim? Bu sıcakta bilmiyorum. Şimdi canım 5'ten sonra çıkabilecek. İnsanları alsın mı? Şey yapma ama öyle parça belik uyursan dokunur vücuduna. Mesela duymuyorsun Esra. Anladım ben onu derdim. Parça belik uyuma diyor, git de diyor. Paşa bahçeyi diyor, alışverişini yap gel diyor bana. Hiç özlemedin mi paşa bahçeyi? Çok özledim mi oğlum? Aşık oldum. Paşa bahçe burnumda tutuyordu. Anneciğim tamam bırak. Hep dedim paşa bahçeler neredesin? Ah paşa bahçeler bize kalmış. Neyini özleyeceksem. Özel bir şey olsa özleyeceğim. Ne güzeldir paşa bahçe. Paşa bahçe bir hayat ekonu. Beni kasa getiriyor gibi mi geldi? Alışveriş yapılan nokta. Paşa bahçe deyince insanlar iki kere düşünüyor buralar. Ha, işkembe var diye. İşkembe var, mantı var. Ben de hiç sevmiyorum işkembeyi. Hele bir de şimdi güzel sarımsak da var ya, onu cıs diye yakarsın. Senin canın da mı istiyor acaba öyle bir şey? Benim hep gönlüm geziyor ki. Pazar günleri serbest günüm ya, hafta hiç yemiyorum o kadar ben artık. Yoksa nasıl kilom kontrol edeceğim. Şaka baka bir yana da ben gerçekten açım. Anne. Biz daha acıkmaz dedik, gittik şu acıktı. Bir şeyler hazırlarız anne. Video bitsin de ondan sonra. Ne hazırlayacaksın? Bu arada söyleyin, herkes duysun bana hazırlayacağınızı. Ne istediğini bilmiyorsun ki ben düzgün. Orada yemek var işte, sebze yemeği, kapuska var, bir de ondan da yazlayacağız sana. Ben yemem. Ya, karnabahar bile çıkmış biliyor musun? Aa, sana dışarıdan çiğ köfte söyleyeyim. İyi, niye siz yeşillikleri iyi. Belli, ben sana rotanı söyledim. Sen aşağı her türlü yiyince de belli. Burada senin ağzını saracak bir şey yok. Valla kabak aldım, patlıcan aldım, semizotu aldım. Tamam, kabak patlıcan güzel. Ama annem... Aa, tarladan Sevim iki tane, yani Emine 2-3 tane öyle tadımlık verdi. İki patlıcanı kızartırım. Bak onu severim. Tamam. Yanına da civciveri kızartırım biraz. Sonra tamam. Ondan sonra? Ya hiç oldu mu şimdi? Sen hiç oldu mu öyle? Ben yiyebileceğim böyle. Yok, bol sarımsak yoğurt yaparım ona. Hiç oldu. Acısını alıyor zaten. Yok ya. Mis gibi işkembe çorbası oldu. Turşu yaparken de gösteririz. Ben bir de dışarıdan içemiyorum biliyorsun işkembe. Bir tolonda içiyorum. Bir de şeyde orası kervanda. O da anasının gözü sanki şeyi veriyor. Altın kapta veriyor. He, hadi yapar bir, oldu. Bir tane şey 70 lira mı? 80 lira mı? Ben sana iki boklu işkembe alırım ciğerciden. Tenceren de burada da anne. Eskiden öyle derdi benim halam. Ha. Tabii acık boklu olacak, işkembenin tadını almak için derdi. Özelliği o derdi. O bence temizlememek için üşeniyor. Bilmiyorum artık niçin derlerdi. Lezzetli olur derlerdi. Sen o tolonun hikayesini biliyor musun anne? Yok. Orayı bana satacaklardı ya. Ha, ben orayı sevmiyorum ya. Yok, gittik oraya şimdi, fiyat çektiler. Fiyatı onlar bakıyor. Ama. 500 lira. Onlar bana bakıyor ben. 500 lira gel mi orası anne? Dedim öyle bir para bende yok. Hoş dedim. Eş dost dedim, hep dedim toparlansa yine çıkma. Sen de adam öyle bir şey nasıl hissetti sende? He? Sen de çok zengin sandık. Taksici götürdü bunu değil mi? Yok. Taksici otobüsü. Senin zengin bir şey mi zannettin? Oraya oturduk masaya. Ben de böyle makul falan bir şeyler böyle taksit maksit işte çekmek yani. En fazla 100 milyar desem. Anne. Taksit maksit. Bir şeyler dedim, olur. Allah büyüktür. Belki de nasip de vardır. Hem görelim. Ölmedik ya. Oturdum baktım 500 dedim hacı dedim, bende o kadar yok. He. Dedi 5 dost toplansak bir cümle yine çıkmaz dedim. Ben sana dedim söyleyeyim. Ben de, o da dedi ki öbür de beni götüren. Ben de olsa ben alırım da bende de yok dedi. O zaman ne işiniz var orada? Bir de Yunus'u götürüyor. Adam da bilmiyor ne olduğunu orasını. Kim hangimiz hangimizi dümene getirecek belli değil. İkimiz de yolumuzdayız. Adam o kadar fiyat olduğunu bilmiyordu değil mi aşkım? Yok canım, ama ona diyor ki bak para söyledim, öğrencen diyor. Yer nerede diyorum, öğrencen diyor. He. Tolon dese zaten biz. Ben zaten biliyorum yani. Orayı. İyi gidin be. Bitmedi mi sizin fasulyeniz? Az kaldı. Hadi bunları hemen kaynar suya atacağım. Su kaynatıp bunu koymadan. Çok değil. Bunu soğutmaya bıraktım mı gidebilirim. He. Kaynatacağım, çıkaracağım, şoklayacağım. Aşamayacağım ondan sonra. He. Tamam. Soğumaya bırakacağım, bu kaynar yapılmaz. Anneciğim, babaanne bir yere gitmiyor.
Hayır Selcim, biz de seninle mahalle yürüyüşüne çıkacağız. Bisiklet süreceğiz belki. Belki yaramaz mı? Bir cam kıracağız kızım. Öyle mi? Aşkım. Sen babayla bisiklet mi sürüyorsun annem? Sen benimle konuşmuyor musun artık? Muhabbet etmiyor musun? Niye? Çok önemli işler peşindeki. İş mi yapıyorsun? Sarımsak mı sürüyorsun annem? Aferin benim güzel kızıma ya. Götür geliyorum şimdi. İş yapıyormuş. Yok, çayın tadı da saman gibi geldi bana. Niye bugün? Senin ağzının tadı yoktur ya. Değil mi? Yoldan geldim ya, o da yapar. Yol yorgunsun. Yollar mı seni yordu? Sen mi yolları belirledin? Allah bilir. Abi. Kim kimi yordu? Bir gayreti gittin geldin ama hayırlısı bakalım. Cuma bir yere gideceğiz falan diyorsunuz. Bir şeyler vardı. Bir şey konuşuyorduk. Davet edildik de. Bir şeye gideyim de. Doktora Perşembe günü. Perşembe günü randevusu var Allah, aşkım. Biliyorum ya. Bundan da canım sıkıldı zaten oluyorum ama. Ne? Bundan da canım sıkıldı. Bir de ablam çok evham yaptırıyor ilk etapta. Aldı telefonu, konuşamıyor diyor dedim kızım. Konuşamıyordum. Hani sen sanki hapur hapur bir şey yiyordun, orada konuşamıyordun. Yok, nefes alamıyordum. Bir de ben şey yaptım, panik yaptım. Dedim bunlar beni bir dümene getiriyorlar. Yok, ben söyleyeyim sana gelmeyeceksen. Dedim sanki öyle bir hissettin mi? Yok, yola çıkamayacak bir dermanım vardı. Yoktu. Hatta hastaneye gideyim yatayım biraz dedim, öyle gideyim aslında dedim. Aslında ablam... Aa, vallahi öyle düşünüyorum. Biz annemi zorla götürüyoruz. Evine gidip yatmayı değil, hastaneye yatmayı. Anne bence orada senin şey kalabalık mı oldu? Anne sen öyle demesin. Sen Sare'yle bir aşağı geçin, kendine gelirsin. Açık olun, İstanbul'a zorla biz seni çağırdık. Niye? Öyle yazmışlar ya. Zorla. Kelepçe. Ne yapalım? Herkesin canı sağ olsun. Biz senin kelepçeni yiyoruz. Sare'ye seni odaya kilitliyormuş. Yok, şöyle bir şey. Şimdi Sare'm olmasa gerçekten, ama Allah uzun ömürler versin. Olsun. Allah ballar olsun. Onun için hayatımı veririm. Onun için hayatımı veririm. Uy, yiyorum onu. Gelmem. Tabii mesela Sevim dedi ya bana kal. Şurayı gezeriz buraya. Heveslendim bir anda. Sonra Sare geldi. Ama geçiyor sonra değil mi heves öyle? Geçmiyor. Ya sen şeyden dolayı, öksürüğünden dolayı şey. Şey bile, Rabi şuradayken sen İstanbul içi gezersin biraz. Kafana göre. Azıcık takılırsın. Takılacağız. Çok güzel gidemezsin. Yatılı değil de sen yatılı gidersin. Değil mi? Ben giderim. Aynen, Rabi şey kaptı işi. Şefimiz ne? Rabi şef kaptı işi. Sarımsağın da şeyini sevmiyorum. Bir de kokmasa değil mi Esra sarımsağın? Annen aradı beni. Oh, mis gibi Esra. Benim içelim sarımsağın kokmasın şey, ayıklar. Annen aradı, anneni kapattım, çok güldüm. Şey beni aradı. Zaten ben annenin oraya gidemeyecektim. Çünkü baya bir yol varmış. Annenim ben de dedi anneme geçtim. Annenin ben oraya gelip. Anne, Anne yani. Şu anda da ben gelmeyeceğim dedi. Anne, hayır, bize haber vermeden geçmiş. Anladın mı dediğimi? Ha. Annesine geçmiş. Ama babaanneleri daha iyiymiş bize. Tabii canım. Güzel ya. Şu anda. Ama onlar şeye tamam, gideceklermiş. Nereye? Yaylaya. Yani giderken anneyi de bırakmışlar. Kümete. Ha, kümete. Hayır, anne vereceğim anne. Şey, fasulyeyi yaparken de, turşuyu yaparken de gösteririz. He, namaz mı kılacaksınız? Niye sessizleştiniz? Veda etseniz ediyormuş. Etmiyorum. Artık gidin, veda edin. Allah aşkına yapın şunu artık. Bir gidin artık ya. Sen git başımdan, dur beklemeye al. Biz seni gider dedik, daha da kaldın. Her gider dedik, bir baktım daha da kalıyor. Gitmiyorum, ben gitmiyorum. Beni kovamazsınız. Hadi bakalım. Şimdi kovaya doldururken çekersiniz. Ne bileyim ben, turşu kovası artık bir yere koyarsın. Şimdi büyük tüsenin yemek tencerende kaynatacağım suyu. Tamam. Aslında otururken burada o kaynamaya atsaydım. He. Hemen sokup çıkaracaktım. Sare'nin mikrofonundan geliyor. Bir posta fasulyemizi attık. Şöyle. Annem soğuk suya koyacak sonra tekrardan. Şoklayacağım onu. Şoklayacak. Bırakacağım.
tenceren çok büyük değilmiş ya. Keşke diğerini açsaydık alttakini. Ama o da kapalı ona. Ya. He. Çöp poşetine saklı. He, onu da şey yaptım. Hava da çok sıcak. Şöyle çok da öldürmüyorum. Aynen. Şöyle soğuk suya atıyorum. Çok öldürmeyeceksin, erir çünkü. Tabii canım, zaten turşunun... O zaten tuzlu oluyor. Aynen. Sonra yaparken de size tekrardan gösteririz. Soğutmayı alacağım şimdi bu kısım. O hepsini ben aşağıya bir posta gider gelirim herhalde. Bunlar soğuyuncaya kadar buz gibi olsun herhalde. Bu havada nasıl ineceksin? Ne bileyim ben de bilmiyorum. Ne yiyeceğim ama karnım da aç. Ne istiyorsan yapalım. Sebze var evde, yemiyor. Senin canın başka şeyler. Sen yok, yerim sebze de. Senin canın... Yunus da bir şeyler diyor ya, canım onun da bir şeyler istemiş. O bellidir şu anda anne. Ha. Sen ona bir sor da ondan sonra belki. Şaat şu anda 4. Bir saat daha beklerseniz ineriz işte hep. De güneş düşmez. Hep birlikte ineriz. En azından öğlen sıcağı gibi değil anne. Hı hı. Öğlen sıcağı nasıl sıcak? Kavanozu. İkinci postada tamamdır. Kavanozu da doldururken sizlere gösteririz. O kavanoza sığmaz ama he? Başka bir şey daha buluruz. O kavanozu sığmayacak. Evet. Sarımsaklarımızı dökelim. Ben de tane tane seviyorum. Tane sevdiğim için zaten koyuyorum. Ne bileyim, sarımsağı hep öyle... Su da eriteyim ben, öyle koyayım şeyini ya. Tamam. Peki. Sen biliyorsun. Yani erit edebiliyorum. Eritiyor bazıları da. Suyu koyarken kendi eritiriz. Kendi çözülür zaten. Şuradan koyayım suyunu. Eritiriz kızım. Şöyle hem erisin hem doldurayım ama ya. Sen pul biber istemiyorsun içine. Yok. Yani buna pul biber koyuyorlar, renklendiriyorlar. Yani sen... Acı oluyor biraz. Acı oluyor zaman biraz. Acımtırak oluyor. Sen ne diyorsun? O yüzden sade yapıyorum bunu. Sen zaten... Sade yapıyorum. Üstüne acı biber koyacağım ama şey olarak koyacağım. He, sen anladım, anladım. Tamam, onu fark ettim. Anladım. O zaten etkilemez ki onu. Ya etkilemeyecek onu. Kavanozlarımız vardı evde. Onları değerlendirelim. Ne yapalım, her sene kavanoz mu alalım yani? Ya cam kavanozlar zaten. Şöyle şey aralarını atayım. İyi oluyor cam kavanoz, daha iyi. Plastik olsa şey oluyor biraz. Seneye kullanmak balkondaydı. Biraz... Hemen annem de nerede olduğunu bilmiyordu. Ben de aklıma geldi. Anne oraya dönüştü arkaya. Bak koyacağım. Buna en son koyayım kısa. Buna en son koyayım. Suya koyacağım daha. Sen biraz beklet onu. Bir yerde de he? Düğün var herhalde. Davul zurna çalar. Gidiyorlar. Yesinler. Eğlensinler. Evlensinler. Yeter. Bence güzel olur. Evet, bir tanesi arkaya düştü. İntihar etti. Bence bu kadar yeter. Üstüne bir taş koyabilsin. Şurada bir tane şey düştü. Ha, fasulye. O bir tane düşmesi. Sen bir dur. İlk postamızı attık. Suyunu da ekledik. Göz kararı. Bunu şimdi şeye, bir tepsinin içine koyalım. Çünkü bu şey yapacak. Evet, onu koyarız. Taşma yapacak. Hadi bakalım. İkinci postayı da yapacak anne. Bunu da soğutalım. Ona da biber koyacağım ama ona koymadım birini. Arkadaşlar güle güle, Allah yemeği nasip etsin cümlemize, sizler de yapıyorsunuzdur. Belki daha erkendir ama bilemedim. Getirdim fasulyeyi, turşu yaptım. İnşallah yemek nasip olur. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere canlar. Hiç demiyorsunuz ama. Sirkeyi unuttum. Sarımsağı koydun. Kaya tuzunu koydun. Benim aklıma geldi. Sirkeyi koymadı Sevim Hanım. Demediniz ama. Ayıp. Son dakika aklıma geldi benim de. Olmaz diyorum ki bir şey eksik. Ay yeter, çok da sirkeyi sevmiyorum. Aşırı
sirkeye boğmaz. Normal. Aşağı doğru akacak zaten o. Ne? Şimdi bunu altına bez koyduk. Güzel. Bir de o şey olacak. Evet.